Osmanlı'nın içerisindeki Batı hayranı bazı paşalar Osmanlı'ya dediler ki Almanya'nın müttefiki ol, Almanya ile beraber Birinci Dünya Savaşı'na gir. Neyi kastediyoruz biz? Müslüman bir grubun kafir saptırıcı bir grubu güç kaynağı edinmesi. Sırtını ona dayaması, bütün gücünü, bütün imkanını, bütün kaynağını ondan almasından bahsediyoruz. Sakın saptırıcı olan zalimleri kendinize güç kaynağı ve destek kaynağı edinmeyin diyor Allah Azze ve Celle. مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ Ben ne onları yerin göğün yaratılışına şahit tuttum, ne de ben onları kendi nefislerinin yaratılışına şahit tuttum. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُودَ Ve ben saptırıcıları da güç ve destek kaynağı edinecek değilim diyor Allah Azze ve Celle. İnsanlar şeytanları dost ediniyorlar. İnsanlar şeytanlara ittiba ediyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki onlara, insanlara, bu şeytanlar, sizin sözünü dinlediğiniz, peşinden gittiğiniz şeytanlar, ne ben onları yerin göğün yaratılışına şahit kılmışımdır, ne de kendi nefislerinin yaratılışına şahit kılmışımdır. Yani hiçbir ayrıcalıkları yokken, hiçbir özellikleri, üstünlükleri yokken, yeri ve göğü yaratan ve yaratılışına şahitlik eden, insanı ve varlığı yaratan, varlığın yaratılışına şahitlik eden, böyle bir Allah'ın dostluğunu bırakıp, bu kadar meziyetsiz, bu kadar düşük olan varlıkların dostluğunu mu tercih ediyorsunuz diyor. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُودَ Ve ben saptırıcıları güç kaynağı, destek kaynağı edinecek de değilim. Yani Allah Azze ve Celle diyor ben yeri göğü yaratırken bu saptırıcı şeytanları şahit kılmadığım gibi onlardan yardım talebinde de bulunmadım. Gelin bana yardım edin, şu yeri göğü beraber yaratalım, bana güç kaynağı olun da demedim. Diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse siz de böyle insanları, böyle varlıkları dost edinmeyin. Onları dinleyip onların peşinden gitmeyin. Şimdi kardeşlerim burada bu ayet-i kerimenin son kısmında ki ifadeye böyle biraz üzerinde duralım. Allah diyor ki ben zalimleri pazu edinecek değilim. Adud, Arap lügatında şuraya söyleniyor. Pazuya deniyor. Ben zalimleri pazu edinecek değilim. Pazu, yani insanın güç kaynağı, İnsanın destek kaynağı, siz elinizle bir şey yaptığınızda gücünüzü buranızdan alırsınız. Güç kaynağı edinecek değilim diyor Allah Azze ve Celle. Aslında müminlere de Allah Azze ve Celle yol gösteriyor. Ey müminler diyor, siz de sakın saptırıcı olan zalimleri kendinize güç kaynağı ve destek kaynağı edinmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Saptırıcı olan zalimleri kendinize güç kaynağı haline getirmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Allah edinmemişse onları yardımcı ve destek, müminlerin de onları yardımcı ve destek edinmemesi lazım. Değerli kardeşlerim, bunun üzerinde niye durmak istediğimi de söyleyeyim. İslam tarihi boyunca Müslümanlardan veya kendini İslam'a nispet eden devletler olsun, gruplar olsun, kim zalimleri kendisine güç kaynağı edinmiş, sırtını onlara dayamışsa akıbeti çok kötü olmuştur. Kim zalimleri kendisine destek ve güç kaynağı edinmişse onun akıbeti çok kötü olmuştur. Mesela yakın tarihten size bir örnek vereyim bununla alakalı. Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın özelliği şudur. Kendisinden önce insanlık tarihinde yapılmış bütün savaşlardan farklı bir savaştır. Yani dünya yeni bir merhaleye Birinci Dünya Savaşı ile beraber girmiştir. Birinci Dünya Savaşı başladığında İslam aleminin temsilcisi Osmanlı'ydı. Yani bütün İslam alemini doğrusuyla, yanlışıyla, eğrisiyle, sevabıyla Osmanlı temsil ediyordu. Osmanlı'nın gücü yok. Osmanlı zayıflamış. 2-3 asırdır sürekli geriliyor Osmanlı, toprak kaybediyor. Osmanlı'nın içerisindeki Batı hayranı bazı paşalar Osmanlı'ya dediler ki Almanya'nın müttefiki ol, Almanya ile beraber Birinci Dünya Savaşı'na gir. Bakın burada bir parantez açıyorum. Müslüman bir devletin kafir bir devletle ittifak kurmasında bir beis yoktur. Müslüman bir grubun maslahatından ötürü kafir bir grupla anlaşma yapmasında bir beis yoktur. Allah Resulü de bunu yapmıştır. Sonradan gelen halifeler de bunu yapmıştır. Neyi kastediyoruz biz?
Müslüman bir grubun kafir saptırıcı bir grubu güç kaynağı edinmesi. Sırtını ona dayaması, bütün gücünü, bütün imkanını, bütün kaynağını ondan almasından bahsediyorum. İkisi arasında çok büyük bir fark vardır. Sen gücünü ondan aldığın zaman, o desteğini çektiği zaman sen orta yerde kalıyorsun. O kenara çekildiği zaman sen düşmanlarınla baş başa kalmış oluyorsun. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na 3 milyon kilometre kare toprakla girdi. Osmanlı da yenildi, Almanya da yenildi. Almanya 20 sene içerisinde 2. Dünya Savaşı'nı başlatacak kadar güçlendi. Dünyanın en güçlü devletlerinden bir tanesi oldu. Osmanlı 3 milyon kilometre kare topraktan 700 bin küsür metrekare toprağa düştü. İşte bugün Osmanlı'dan bize kalan topraklardan bahsediyorum. Yani neredeyse kendi bugünkü topraklarımızın 3 katı toprağını Osmanlı kaybetti. Peki burada soru şu kardeşlerim. Yani ciddi bir soru sormak lazım. Bu Almanya'da savaşı kaybetti. Hatta Almanya yenik kabul edildiğinden ötürü Osmanlı yenik kabul edildi. Niye Osmanlı tarumar oldu, parça parça oldu, devletlere bölündü, Balkanlar gitti, Asya gitti? Niye Almanya dünyanın süper gücü oldu? Almanya 2. Dünya Savaşı'nı başlatacak kadar güçlendi. Çünkü Osmanlı'nın paşaları çok büyük bir yanlış yaptılar. Zalimleri, saptırıcıları güç kaynağı edindiler. Bizim gücümüz yok dediler. Bizim imkanlarımız yok. Bunlar güçlü devletler. Biz sırtımızı bunlara dayayalım. Bunlardan gücümüzü alalım. Nereye geleceğim kardeşlerim? Şuraya geleceğim. Yani son 30 senedir veya 40 senedir takriben dünyanın dört bir yanında İslami kesim arasında, Müslümanlar arasında bir uyanış var. Yani insanlar artık küfre, zulme, işgale kafa kaldırıyorlar. Buna sessiz kalmıyorlar. Lakin dünyanın neresinde zulme karşı bir baş kaldırı başlamışsa, saptırıcı zalimler hemen oraya olta atmaya başlıyorlar. Oradaki iyi niyetlerle, pak niyetlerle yola çıkmış, gayesi Allah'ın şeriatı olan, gayesi mazlumların ahını dindirmek olan gruplara diyorlar ki senin bu devletle savaşman mümkün değil. Yani sen bu mantıken de senin bu devletle savaşman mümkün değil. Niye? Neyle savaşıyorsun? Silahla savaşıyorsun. Peki senin kendisiyle savaştığın silahı kim üretiyor? Kendisine karşı savaştığın devlet üretiyor. Peki sen o silahı kimden satın alıyorsun? Sen o silahı tekrar kendisine karşı savaş verdiğin devletten satın alıyorsun. Peki o sana ne kadar silah veriyor? Ona galebe çalamayacağın kadar silah veriyor. Türkiye'nin atalarının içine düştüğü tuzaktan ders almayıp Amerika'yı, Rusya'yı kendisine dost edinmesi ve bugün Suriye'de Türkiye'nin en fazla korktuğu şey olan YPG'nin, PYD'nin, daha açık bir ifadeyle PKK'nin orada bir devlet olmasını Türkiye'nin kendi müttefikleri sağlıyorlar. Kim zalimleri kendine güç kaynağı edinir, sapık ve saptırıcı olanlara sırtını dayarsa ahiretten önce dünyada rezil olmaya mahkumdur. Ahiretten önce dünyada rezil olmaya mahkumdur. Ahirete gelince de zaten ahiret bütün rezilliklerin, kafirlerin bütün rezilliklerini yaşayacakları bir gündür. Onun için kardeşlerim buradan biz kendimize bir ders almamız lazım. Hem Allah Kur'an'da bu kadar ısrarla bu meseleyi bize anlatıyor. لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ Kendi dışınızda sırdaş edinmeyin diyor. Bir masada oturuyorsanız, bir masa varsa, etrafında oturuyorsanız eğer, sizden olmayan adamlar o masada olmasınlar. Kendi dışınızdaki varlıkları sırdaş edinmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Niye? Niye? قَدْ بَدَتِ الْبَغْدَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Onların İslam'a ve Müslümanlara karşı kinleri zaten ağızlarında açığa çıkmıştır. Fakat onların kalplerinde Müslümanlara karşı gizledikleri kin çok daha büyüktür diyor Allah Azze ve Celle. Böyle adamları sırdaş edinip, bunlarla bir masaya oturup, bunlarla Müslümanların meselelerini konuşmaya, mazlumların meselelerini konuşmaya kalkmayın. Bunlardan size bir hayır gelmez diyor Allah Azze ve Celle.